4. bölümden merhabalar. Geçen bölümde Wessex yine ordu gücünü arttırmaya yönelik çabalarını gösterdi. En son Gwent devletini ortadan kaldırmak için ordularımızı hareket ettirdik. Şu an bir deniz tutmasından dolayı birimlerimizin bu şekilde özelliklerini görüyorsunuz. Yani üzerinde bir simge var. Burada da belirtiliyor denizde yer aldığı vesaire. Konu o değil. Konu bu bölümde sanıyorum artık o savaşı sonlandıracağız. İsteğim kısa vadede birimlerimi güçlendirmek, ordu sayımı arttırmak ve tabii ki düşmanlarımızı birer birer ortadan kaldırmak. Seninle aram kötüye gidiyormuş. Birkaç tur daha seninle bir aramızı düzgün tutalım da bak istediği paraya bakın. Bu yavaş yavaş işte onların ele geçirilmesi gerektiğini bize gösteriyor oyun tarafından. Yavaş yavaş çünkü maliyetler artıyor artık. Dünyanın parasını vermek zorunda kalıyoruz. O yüzden onları yenmek için, onlara parayı vererek daha fazla idare edemeyiz. Topraklarını almamız bize daha büyük faydalar sağlayabilir diyorum. Kaldığımız yerden hemen hızlı bir şekilde devam edelim. Bu turlar çünkü biraz daha hızlı geçmesi gereken turlar. Çok fazla bir aksiyon vesaire yapamadığımız için. Ancak ve ancak bir muharebe yaşanacak tabii Gwent'i muhalif ederek diye düşünüyorum. Bak barış istiyor. İhanetinin bedeli barışla olmayacak sayın dostum. Öyle bir şey yok. Gördünüz bakın orduyu görür görmez lütfen ateşkes yapalım. Sen onu isyan etmeden önce düşünecektin. Biraz ordu toparlamış. Efendim ben Alfred'i yenerim. Alfred kim diyor. Alfred'in kim olduğunu sana generalimiz söyleyecek. Birim morali. Bakın maliyetler artacak. Birimler için her tur 2 experience sefer tamam olur. Gayet iyi olur hem de. Valimiz katip olmaya devam etsin. Bir valimiz Ozan da olabilir. Biraz azmini geliştirsin. Şimdi benim birimler neredeydi abi? Harita. Heh. Hocam çıkışımızı yapalım şuraya. Oralar bataklık mıymış? Buraya çıkamıyoruz. Yani çıkmaya gerek yok. Tamam. Birim burada kayıp yaşıyor tabii. Tamam sonraki tur zaten oraya saldırı yaparız. Kaynak 15 gidiyor. Not possible. Burada sen Mercia mı abi bunlar? Yok artık. Aha! Bu Mercia ne yapmış böyle? Bir dakika. Ha pardon, kafa gitti ya. Bir an şuraya çıkmış sandım. Harita karıştı. Ama yine de çok büyük bir toprağa sahip. Bu gidişle adam komple ele geçirecek İngiltere'yi. Bize bağlanma ihtimali de var gerçi işime gelir de. Mesela hükümdar öldüğü anda. Ama bu kadar büyük bir devleti de kendimize bağlamamız kolay olmaz. Muhtemelen savaş çıkacak aramızda. Eğer ben hak iddiası edersem. Bak askeri geri çekiyor. Yani ne kadar mücadele edebileceksin sayın dostum? Bana onu bir söyle yani. Ne kadar? Burada büyük Alfred'in ordusu seni yok etmek için geldi zaten. Vali. General. Şöyle bir şey yapalım. Şimdi ordumuz burada. Kuşatmayı başlatalım. Saldırı şu tur zaten yapamayız. Buranın teslimiyeti için 5 tur gerekecek. Mevcut barikat 2. 3 tur içinde buranın erzak sıkıntıları baş gösterecek. Bu birimin kaynakları ne kadar? 5 tur yeter mi? Yetmez. Yani teslim olmasını bekleyelim diyecektim de. Sen de şuraya al madem. Sayın dostum. Buradaki değerli ordum.
Şuraya hücuma geçeceğim ya. Planım o. Ama burada kaynak yok. Burada sıkıntı büyük yalnız. Tabii burada bina yok. Gıda da karşılayamıyor o yüzden. Bu orduyu nasıl hareket ettireceğiz? Buraya çekilecek. Burada var. Gıda. Mecbur. Şimdi Alfred'in durumu iyi. Alfred'e asker ekleyebiliyor muyuz daha? Var mı? Şu an istediğim birimler yok. %4 olasılıkla gelecekmiş. Bunlar toplama zaten. Kılıçlı piyade. Toplama gerek yok abi. Toplama birime şu an gerek yok. İlk dediğim gibi bu arkadaşı ele geçireceğiz muhtemelen. Gerçi aramız iyi görünüyor. Şu vatandaş, bununla da aram çok kötü görünüyor aslında ama. Bunun da çok fazla askeri var işte, sıkıntı orada. Gerçi aslında alabiliriz ya. Niye şey yapıyoruz ki? Alfred'le bu orduyu yok etsek gerisi kolay zaten. Buna sadece birim lazım şu an. Buraya geçelim. Yapabiliriz yani. Problem değil. Değişik değişik hamleler uygulanabilir açıkçası. Tekrar tekrar söylüyorum. Ama benim şehirlerimde gezecek. O orduyu takip edecek bir orduya ihtiyacım var. Britanya ne? Baskıncı. Bu benimle alakalı bir bölge değil. Generalimizin yeteneklerini arttırmaya devam edelim. Şu an vatandaşlarımızın isyan durumları bu şekilde. Şuraya biraz aslında mutluluk sağlamak gerekiyor. Ama burada öyle bir bina yapamayız. Çarşı, gıda, erzak nasıl yapsak? Şurada vardı bir yer. Burası 9 zaten. Bir dakika. Neresiydi orası? Middle. Burası. Ne burada da yapamayız. Vergilendirmeden dolayı 4. Para yalnız 8.000'e kadar çıktı. Benim biraz yatırım yapmam lazım. Bunlar, yani paranın böyle durmasının çok bir faydası yok bize. Bütün parayı da harcadım bu arada. 10 tur boyunca, yani 10 tur sonunda gerçi bize önemli katkılar sağlayacaktır bu yaptıklarımız. Devam. Devam. Ha. Enteresan bir teknik. Hiç alakamız olmayan bir bölgeden. Para ver. Gerçi parası da yokmuş. Neyse kabul edelim. Biz dostluğa her zaman varız. Savaş yapmaya gerek yok yani. Gerçi gelecekte mücadele edeceğimiz devletler bunlar da. Şu orduyu bak hala takip etmiyorum. Aha. Abi adam dünyanın tamamına sahip. Şimdi ben bu tahta hak iddiası edersem savaş çıkar. Hiçbir şey yapmazsam nüfuz gidecek. Güç olarak da benden güçlü bu arada. Ne işte. Hiç beklemediğimiz, ihtiyaç duymadığımız bir savaş.
Dur şurayı geliştirelim de biraz daha. Haydi buyurun. Diyorum ya zaten dünyayı ele geçirmiş yani bu adam şimdi bununla da savaş yap hani savaş yapmaması mümkün değil. Bırakmaz yani ülkeyi. Niye bıraksın? Sen biraz burada takıl da buraya asker yapmam gerekecek. Alfred, planımız neydi? Biz ne yapacağız? Dostane mi? Bunlar hep durumdan memnun olmuşlar. Gerçi Doğu Ingle demiş. Hadiseler, askeri eylem, Mercy. Ha, savaş yapmak iyi oldu onlar için. Tamam. Götüreceğiz Alfred'i. Birim de yok. Yürü bakalım. Zamanla bu edindikleri yani onlar en azından toparlar da. Şimdi destek de gelmiş. Buradaki muharebeyi daha fazla bekletmeyelim. Burayı bitirelim biz. Bilgisayar halletsin. Çok fazla uğraşmayalım biz şimdi burayla. 4000 kişi zaten. Tetikte saldırsınlar. Yine fazla bir kayıp oldu gerçi de. Boyun eğdirmem. Böyle bir hata yapmam. Talana vesaire de gerek yok. Direkt buraya ele geçirelim biz. Şimdi burada vali tayin edelim. Tüccar. Tamam. Güzel. Başka ne diyelim? Buradan vergi almayalım. Şimdilik buradan vergi almaya gerek yok. Birimler toparlanıyor. Kaynak var. 12. Tamam. Güzel. Kale elimizde. Bu Gwent daha yok olmadı. Tamam. Yapacak bir şey yok. Asker sayımızı arttırma şansımız var. Bir tane baltacı alsak mı yoksa süvari mi alsak? Süvari alalım bence. Hareket kabiliyeti gerekiyor bize. Başka kim isyan edecek? Siz. Bu vatandaşlar vergi vermese bana çok bir zararı yok. Bunlar onarsın. Burada isyan riski zaten var. Tamam. Şimdi ülkemizle alakalı bir bakalım ne yapabiliriz, neler var. Bir kere vasallarımızla aramızı iyi tutmalıyız. Vasallarla aramızı iyi tutarsak kuzeyi biraz daha güvence altına aldık gibi sınırları. Şimdi Mercia ile savaşmak iyi olmadı tabii ki. Şu an oyunun en güçlü ülkesi olsa gerek kendisi. Aynen öyle. Bu kadar 25 tane toprağı varmış zaten. Ve 20 toprak şey 20 topraklı Doğu Ingıl'da 3. sıradaymış. Biz ikinciyiz. Şimdi bu vatandaş kısa vadede yok olacaktır da Mercia'ya karşı çok hızlı hareket edebilmem lazım. Bunun için 3 tane ordu hatta 4 tane yok 3 tane ordu var işte. Hepsini birden aynı anda ilerletmem gerekiyor. Bir tane daha şuradan komutan mı ayarlasak? Bu neymiş? Mızraklı piyade. Çok yetenekli bir arkadaş bu yalnız. Bu benim varis ya. Maliyeti sıfır. Varis bu. Varis değil mi? Bir dakika. Kafa gitti. Benim varis değilsin sen. Peki bunun maliyeti niye sıfır? D alırken onu anlayamadım. Buna asker de alamıyorum. Sıkıntı var. Neyse. Gıda üretimi. Barış anlaşmasına ne diyor peki Mersi? Anlaşma istiyor muymuş? Devam.
Bizle anlaşmak istemeyenle biz hiç uğraşmayız yani. Savaş isteyen savaşı alır. Benim asıl düşmanım olması gerekenler düşmanım değil. Asıl dostum olması gerekenler dostum değil. Vah vah vah. Vassal yalnız mükemmel bir hareket yaptı orada gördünüz. Kuşatmaya gelen vatandaşa güzel bir saldırı. Ama adam kaçtı tabii. Şimdi ben ona saldırsam. Niye takip etmedi acaba? Yukarı doğru gitti. Tuhaf. Kasırga mı? Kasırga 4 tur bir şey yazıyordu. İnşaat maliyeti. Hayda buyurun. Bina yapamayacağız. Aldığımız duyumlara göre müttefikimiz ellerine geçen ilk fırsatta bu düşman birleşti. Tamam. Dövümhane de tamamlanmış. Güzel. Çok güzel. Ha, burada da yalnız çok güzel bir bina. Önemli katkılar. Erzak üretimi mutluluk azalacak. Tamam. Şimdi bu vatandaşın yabancı toprak diyorsun. 9 puan gidiyor. Tamam, sana saldırmayacağım ben zaten. Kalsın. Bu vatandaş yükseltmeye devam ediyor. Aha da birim gelmiş yine. 3 tane sana lazım ya. Öbür tarafta çünkü Alfred gerçekten tek başına o işi bitirir orada. İktisatımız ne durumda? Şu mutluluğu buralarda biraz daha yükselsem de paraları daha da iyi seviyeye getirsem diyorum. 3800. Şurada bir sıkıntı var. Bakalım oranın durumuna. Ha, sen bir gelişeceksin, ondan sonra sana gerekeni yapacağız. Tamam. Tamam. Güzel. Alfred geldi mi? Geldi. Mercy ordusu bir çaba içerisinde. Burada kıyasıya bir mücadele olacak. Eğer başka biri daha karışmazsa, mesela vassallar, bana savaş ilan etmezse güzel olacak. Bu arada ya bizim savaş iştiyakı geçen turda mı böyle yükseldi? Ben fark etmedim ya. Neresi kuşatma altında? Yine mi gelmişler? Ha. Vassallaştırın ya da ortadan kaldırın, savaş iştiyakın arttırılacak diyor. Galli isyan. Savaş iştiyakın yükseldi. Askerleriniz hizmet etmeye istekli ve krallarına şan kazandırmak için dört gözle bekliyorlar. Bu durum bize 5 nam ve artı 10 moral ve aynı zamanda ülkedeki vatandaşlarımızın memnuniyetlerinin artmasını sağladı. Bir yandan, sayın kardeşim, ne diyorsun sen şimdi bize? Anlat hele, arsalar düşükmüş. Al sana arsa. Al. Tamam mı? Daha da isyan etme. Şimdi bu vatandaşa şampiyon yeteneği kazandıralım. Generalimiz Levazım Subayı. Devam. Güzel. Ya Gwent yok olmuş mu acaba? Çok güzel. Ha, onun tamam yerine getirildiği için zaten bu kat kalmış. Tebrik ederim. Bizim vassal orduları onları yok etti. Vassal ordularına da bakarsanız hani böyle çok kalabalık ama aslında çok yeteneksiz birimler. Pek faydalı değil yani. Gwent'in askerlerini göremiyorum ama muhtemelen onunkiler de öyledir yani. Fark olacağını zannetmiyorum.
Şimdi ne durumdayız? Bir tane burada ordumuz var. Kaynaklar var. Abi çok geride ama ya. Bu biri mi? Burada bina... Ha. Bizim buraya ne yapacak? Yozlaşma mı? Yok. Mutluluk. Kilise. Mutlu şeyi yozlaşmayı başka bir yere yapacağız binasını. Şimdi toplama birim çok fazla var ama kullanmak istemiyorum. Gerçi gıda durumum iyi durumda aslında. Yani alsam da çok bir zarar görmem ama. Dedim bakın ucu ucuna yet. Neyse. Şimdi bu vatandaşları şuraya alsam burada birim üretemiyorum. Ya da şuraya alayım. Seni burada bizim gıda üretimimiz var. O zaman seni şuraya alalım. Çok güzel. Tamam. O buradan yukarı gider. Bu buradan gider. 2, 3 buradan gidecek. Şunu da hazırlayabilseydim 4 buradan destek. 4 koldan güzel bir hücum deneyebilirdik. Şu an biraz daha zayıf gideceğiz ama olsun. Ben birim alamıyorum. Sıkıntı orada. Çok fazla toprağım var. Yani çok az toprağım var daha doğrusu istediğim birime göre. Bu ne? Kuşatma mı? Benim vassalın şehri. Adamda çok asker var ya. Gerçi bizde de az yok ama. Şimdi istiyorum ki bu birimler elinden geldiğince toparlansın ve düşmanın basit şehirlerini işgal edeceğim. Elinden alacağım ki ekonomik anlamda zor duruma getireyim. Aslında bunu birer komutanla da yaparız. Mesela şununla yaparız. Mesela burayı alır bu. Direkt alır yani. Hiç problem olmaz. Bu yönden oyunda önemli bir katkı aslında bu. Biraz kolaylaştırma yapılmış. Sen de şöyle gel bakalım. Değerli kralım. Hareket menzilin çok tabii yüksek. Seni bu tarafa alayım ben. Aynen gelsin sonuna kadar yürüsün. Tamam. Bu birimler 9 turda toparlanacak. Çok uzun sürecek. Bir de isyan listeleri var galiba. Yanlış görmediysem. Dur bakayım. Bunlar niye böyle isyan ediyor? Toprak aldık. Oradaki vergilendirmeyi iptal et ya. 350'ye düştü bu arada gelirler. Dur, orası değil burası. Buradan vergi almaya ya da alsın ya. Ya da almasın. Bu ne? 113. Ya işte geçen. Bak bu sefer de böyle bir sıkıntı ortaya çıktı. Gıda bolluğu anca yetiyor. Bana acil şehir lazım. Şimdi ne yapacağız? Burası bir kale. O yüzden garnizonu var. Saldırmak pek mantıklı değil. Ama burası bir kale değil. Aha, erzak da var. Gel abi. Tamam, güzel. En azından 24 oldu. Toprak sayımız. Güzel. Ve ne diyor? Bu bina bizle uyumlu değil. Dönüştürelim. Kendi binamıza. Şimdi ülkede iç isyanlar da çıkabilir. Burası nasıl bir yer?
Tamam, erzak var. Al abi burayı da. Şurayı arttırıyorum ki bakın gıda hemen iyi bir seviyeye geldi. Ve aynı zamanda tabii bu kadar toprak yine bana kaldığı için vatandaşlar biraz isyan ediyorlar. Aman kardeşim bu kadar toprağın var biraz da bize ver diyor. Toprakları düşükmüş. Bunların hepsinin birer toprağı var değil mi? Nüfusu düşük olan 4 var. Üç var. Tamam. Sen ne dedin? Al. Dur. Al. Da bir general var orada arada. Şunu. Tamam. Şimdi vergileri azaltsak eksi 75 oldu. Kötü. Çok kötü. Biraz daha idare etmemiz gerekiyor böyle. Bina lazım. Gıda için. İşte gerçi 6 tura güzel binalar gelecek. Bunların geliştirilmesi gerekiyor. Vassalların durumu nasıl? Bakmadık uzun bir zamandır. Ne diyor? Bunlara ufak tefek yine hediyeler gönderelim biz. Ne o kadar vermem. Ah. Yok abi bunlar da bize karşı biraz isyankar olacak gibi. Bir de şurada sen varsın. Bölümü bitirelim mi? Bakalım bölüm ne kadar oldu ya? Bölümü bitirelim. Önümüzdeki bölüm kaldığımız yerden yine devam ederiz. Şimdi gıda sıkıntısı var ülkenin. Onu hızlı bir şekilde çözersem çok daha iyi olacak ülkem için. Bunların acayip sayıda askeri var. Bir yandan başka da yapabilecek bir şey yok. Şu toprak sayısını arttıracağım biraz daha. Elimden geldiğince işgal yapacağım artık burada. Askeri yönlendireceğim. Gitsin alsın bölgeyi. Senin 9 tur var dedik. Bölüm bitiyor. Önümüzdeki bölüm. Bakalım neler yaşanacak. Hoşça kalın.